Merhaba arkadaşlar. Yine bir lipödem videosuyla daha karşınızdayım. Bu videomuzda sizlerle lipödemin evrelerini konuşmak istiyorum. Zira bazı platformlarda işte benim ileri derecede lipödem hastası olduğum ve 50 kilo verdiğim söyleniyormuş. Evet, 50 kilo verdiğim doğrudur ama ileri derecede lipödem hastası olduğum tamamen yanlış bir bilgi. Bunu düzeltelim. Ben her zaman yani ilk 6 sene önce teşhisim koyulduğunda da işte bundan 2 ay önce gittiğimde de doktorum her zaman bana evre 2 lipödem tip 4 teşhisi koydu. Evre 2 lipödem ne demek? İşte ikinci evre demek. Tip 4 demekse kollar göbek deliğinden ayak bileğine kadar olan bacaklar bu hadiseden etkilenmiştir demek. Peki buradaki sıkıntı nerede? Buradaki sıkıntı biraz yanlış bilmekte ya da bazı şeyleri yanlış değerlendirmekten kaynaklanıyor. Çünkü işte insanların kafasındaki genel algı bacak ne kadar şişmansa o kadar ileri evredir. Hayır, böyle bir şey yok. Lipödem ve obezite ile ilgili çok güzel bir paylaşım yapmıştım ve tekrar oradaki bilgilerimizi tazeleyelim. Arkadaşlar, lipödem obeziteyle karıştırılabilen bir hastalık. Şimdi tam tersini mi söylesem acaba? Yani obezite lipödemle karıştırılmaz ama lipödem obeziteyle karıştırılabiliyor. Çünkü şöyle bir şey var. Yani bir insanın kilosu ya da bacaklarının ne kadar kalın olduğu lipödemi evresini belirlemez. Evreyi belirleyen çok net faktörler, kriterler vardır. Nedir bunlar? Başlangıç aşamasında yani lipödemin evre 1 başlangıç aşamasında ilk hadiseden etkilenen bölgeler basen bölgeleridir ve diz kenarlarıdır, iç taraflarıdır dizin. Yani oralarda hafif bir bombeleşme başlar, basen bölgelerinde hafif bir kilo alma başlar ama cildin dokusunda, görüntüsünde herhangi bir değişiklik yoktur. Ondan sonra peki bazı aşamalarda mesela hem ideal kilosunda oluyor lipödemi ama lipödeme dair şikayetleri olabiliyor. Ama görüntüde pürüzlenme yoktur. Yani cilt dokusunda bir değişiklik ya da selülitvari bir görüntü yoktur. İşte bu noktalarda çok zorlanıyoruz bu hasta lipödem hastası mı değil mi diye. O nedenle bir tane testimiz var. Bunu da tekrar burada göstereceğim. Kolunuzun şu kısmından başlıyorsunuz, şu dış kısmından. Parmaklarınızla bastıra 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 geziniyorsunuz. Zaten elinize oradaki nodüller geliyor. Mercimek tanesi gibi ya da daha küçük pirinç tanesi gibi nodüller geliyor. Burası %100 belirliyor. Ama bazen buradan belirleyemiyorsunuz. Çünkü yeteri kadar bastırmıyorsunuz parmak uçlarınızdaki şu şeyleri. Buraya bastıracaksınız. Evre 1 budur. Lipödemin çok çeşitli tipleri var. Onlardan da hemen bahsedeyim. İşte sadece alt bacakta olabilir lipödem. Sadece üst bacakta olabilir lipödem. Tüm bacakta olabilir lipödem. Sadece basenlerde olabilir lipödem. Sadece kollarda olabilir. Yani bunların işte tiplerini belirliyor. Tip 1, tip 2, tip 3, tip 4, tip 5 diye. Evre 1'i anlattık. Evre 2'de peki ne oluyor? Evre 2'de artık hastalıklı yani yağların iyice metabolizması bozulduğu için hastalıklı yağlar kontrolsüz bir şekilde büyümeye başlıyorlar. Ve bunların da damarlara ve dokulara yapmış olduğu baskı neticesinde ciltteki bağ dokuda bir bozulmalar meydana geliyor. Ve cildin cilt görüntüsünde yani dokusunda dışarıdan baktığımız optik olarak görebildiğimiz böyle bir dalgalanmalar, pürüzlenmeler meydana gelebiliyor. Ve buna eşlik ederekten dediğim gibi işte o karnabahar görünümlü yapı oluşuyor. Bu evre 2 oluyor arkadaşlar. Evre 3 dediğimiz olayda ise bakın bu biraz daha ilerisi artık diz kenarlarında, bacağın ön kısmında, şu kısımda, ondan sonra bacağın arka kısmında, basen kısımlarında böyle yağ nodülleri oluşuyor, paketler oluşuyor. İşte o evre 3. Evre 3 ile evre 4 arasındaki tek fark. Evre 3'ten sonra artık olaya lenfödem de eşlik etmeye başlıyor. Çünkü artık hastalıklı yağlar doku içerisinde o kadar yüksek basınçta bulunuyor ki oradaki lenf kanallarını tıkıyor ve orada lenfatik sistemin tıkanmasından kaynaklanan bir lenfödem meydana gelebiliyor. Bu da evre 3 ve evre 4'te. Eğer lenfödem yoksa evre 3 diyoruz. Lipödeme eşlik eden bir lenfödem varsa ona da evre 4 diyoruz. Yani şimdi benim bacaklarım çok kalındı ama bende yağ paketleri, yağ nodülleri yoktu. Çünkü ben obezdim. Şimdi lipödemin arkasına saklanmayalım. Yani 100 kilonun üzerinde
üzerindeyseniz ya da vücut kitle indeksiniz 25'in 30'un üzerindeyse tamam kilolusunuz ve şişmansınız. Yani bu, artık bu gerçekleri konuşalım. Şimdi bazıları da mesela kadın çok kilolu oluyor. Bakın lipödem hastası olmayan obez kadınların bacaklarında da karnabahar görüntüsü var. Ama bu demek değil ki bu kadınlar lipödem hastası. Yani bu kadının işte o insanların bacaklarındaki dokuyu ellemeden, yani ellerinize bu tanecikli yapı geliyor mu gelmiyor mu ona bakmadan bacakları görerek "Aa bu ileri lipödem hastası" diyemezsiniz. Çünkü kadına bakıyorum mesela, göğüsler de var, karnı da var. Yani vücutta bir orantı var aslında. Yani armut tipi değil. Bacaklarda da işte bu karnabahar görüntüsü var. O nedenle mesela aşırı kilolu kadınların tüm proporsiyonuna bakmak gerekiyor. Yani tutup da işte ben 117 kiloydum. 117 kiloyken işte ileri derecede lipödem hastası bir kadın 50 kilo verdi. Bu ibare yanlış, çünkü ben ileri derece bir lipödem hastası değildim. Benim evre 2 idi. Benim doktorum bana hala evre 2 teşhisi koyuyor. Çünkü şimdi Şubat'ta gideceğim, bakalım o zaman ne diyecek. Ya çünkü yani ciddi deformasyon var ki. Anlatabiliyor muyum? Ya bu evre 2'de oluşmuş olan hali hazırdaki bakalım evre 1 diyecek mi yani? Şimdi benim bacaklarım inceldi diye benim evrem gerilemedi arkadaşlar. Yani evre 3'ten evre 2'ye düşersin. O yağ paketlerin, yağ nodüllerini eritirsin. Görüntüde sadece artık bir pürüzlenme, bir şey kalır. Ya o zaman evet, evre gerilemesinden bahsedebiliriz. Ama lipödemde bacakların kalınlığına göre değil. Bana 53 kilo bir kız bacaklarının resmini gönderdi. Ben dedim ki boyun kaç? 1.60 dedi. Ya yani o 53 kilo bir kızın bacakları olamaz. Anlatabiliyor muyum? Yani bunun kiloyla da alakası yok. Yani kız gerçekten zayıf olup da hani sınırda olup da evre 2 olanlar, evre 3 olanlar var. İlle her evre 3 işte 100, 120, 150 kilo falan değil. Bu tamamen bir ön yargı. Tabii bir takım şeyleri de az bilmekten kaynaklanıyor böyle şeyler. Yani değerlendirme meselesi. Bir şeyi hani okumak ya da işte ne bileyim literatürden bir bilgi edinmekle onu hayatına adapte etmek, hayatına uygulamak ya da günlük tecrübelerinde kullanmak, hani bunu mantık süzgecinden geçirip bir muhakeme yeteneğiyle bu böyleyse bu neden böyle diye bunları hani analiz edemiyorsak eğer, tabii düz tek düze bir şekilde işte dersin ki evet onun bacağı işte ileri derecede lipödem hastası. Hayır, ben ileri derecede lipödem hastası değildim. Benim lipödemim obezite eşlik ediyordu. Şu an obeziteden kurtuldum. Ben hala lipödem hastasıyım. Ben hala evre 2'yim. Yani o nedenle sırf bunu hani bu konuda çok hassas bir konu olduğu için zaten bizim şöyle söyleyeceğim. Bizim lipödem hastası kadınlarımız genelde evre 2. Evre 1, evre 2 arası. Yani evre 3 çok az aramızda bu hastalıkla. Evre 4 falan onlar yani gerçekten azınlıkta, %5 diyebiliriz. O nedenle işte evre 2 bir hastasına tutup da ben işte sen beslenmene çok dikkat et, ileride kötürüm olursun demem. Olmazsın. O nedenle lütfen böyle bir korku şey oluşmasın kafanızda. Bu yaşınıza kadar bilmeden mesela 40-50-60 yaşında bu hastalığı öğrenenler var. Yani bu yaşınıza kadar bilmeden bu hastalıkla bir şekilde bugünlere gelmişiz. Artık bu saatten sonra da bize karada havada ölüm yok diyorum. O nedenle işte lipödemin evreleri ve tipleri hakkında size bilgi vermek istedim. Kafanızdaki ön yargılar ya da yanlış yerleşmiş şeyler umarım bir şey de düzelmiştir. Yani kalın bacak ileri evre demek değildir. Sözün özü budur. Hepinize iyi günler dilerim.